Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milliyet Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 5. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Bir çokluğun belirtilen yüzdesine karşılık gelen miktarı bulma. Dersime başlıyorum. Bir mağazada 80 TL olan bluzlar %25 indirimle satılmaktadır. Bu mağazadaki bluzların indirimli fiyatını nasıl bulacağınızı açıklayınız demiş. Arkadaşlar şimdi 80 TL'yi ilk önce yüzde böleceğiz. 8 bölü 10 yaptı. Sonra 8 bölü 10'u da 25 ile çarpacağım arkadaşlar. 8 ile ilk önce 25'i çarpalım. 200 yapar. 200'ü de 10'a böldüğümde 20 TL olarak buldum. Bu ne? indirim miktarı. 80'den 20'yi çıkarıyorum ve bluzların indirimli fiyatını 60 TL olarak buluyorum. Burada arkadaşlar iki tane problem vermiş ve altlarında çözümleri de var. Devam edelim. Bize verilen etkinliğe geçelim. Aşağıdaki tabloda satış fiyatları ve indirim yüzdeleri verilen giysilerin indirimli satış fiyatlarını bulup yazınız. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Kazak satış fiyatı 120 liraymış. İndirim yüzdesi de %30. 120'nin arkadaşlar %30'unu bulalım. 120 çarpı 30 bölü 100. Sıfırlar gitti. 12 ile 3'ü çarptım 36. 120'den de arkadaşlar 36'yı çıkaralım. Çıkardığımda indirimli satış fiyatını 84 TL olarak buldum. Eteğin satış fiyatı 90 TL'ymiş. İndirim yüzdesi %15. Gelelim. 90'ın %15'ini bulalım ilk önce. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? 9 ile 15'i çarpıyorum. 135. 135'i de 10'a böldüğümde 13,5 olarak buluyorum. Şimdi gelelim. 90 TL'den 13.5'i çıkaralım. İndirim miktarı 13,5 TL. 90'dan 13.5'i çıkarırsam 76,5 TL olarak gelir. 76,5. Pantolona geldim. 180'in %25'ini bulalım ilk önce. 25 ile 100 sadir etsin. 1 bölü 4 oldu. Yani paydamızda 4 var. 180'i arkadaşlar 4'e böldüğümüz zaman 45 gelir. Yani 180 bölü 4 45'tir. İndirim miktarı 45 TL. 180'den 45'i çıkarırsam arkadaşlar Pantolonun indirimli fiyatını 135 TL olarak bulurum. Mont'a geldim. Mont 360 TL'ymiş. %40 indirim yapılacak. Sıfırlar gitsin. 36 çarpı 4 kaçtır? 144 TL'dir. Peki montun fiyatı ne kadardı? 360'tı. 360'tan arkadaşlar 144'ü çıkardığım zaman kaç geliyor 216 TL geliyor yani montunda indirimli satış fiyatı 216 TL'dir son olarak paltoya geldim 650'nin yüzde 20'sini bulalım 650'yi 120 ile çarpıp yüze bölüyorum 65 ile arkadaşlar 2'yi çarptığım zaman ben 130 TL olarak bulacağım 650'den de 130'u çıkarıyorum. 650'den 130'u çıkardığımızda 520 TL olarak gelir. Giysilerin indirimli satış fiyatları nasıl bulduğunuzu arkadaşlarınıza açıklayınız demiş. Arkadaşlar ilk önce satış fiyatının verilen yüzdesini buluyoruz. Sonra bulduğumuz bu miktarı satış fiyatından çıkarıyoruz ve indirimli satış fiyatını da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Aşağıdaki 4 sorumuza bakalım. Bir gazete satış yerine gelen 3200 gazetenin %40'ını sabah sattı. Bu gazete satış yerinde sabah satılan gazetelerin sayısını bulunuz. Arkadaşlar şimdi 3200'ün %40'ını bulacağım. 3200'ü 40 ile çarpıp 100'e bölelim. Sıfırlar gitsin. 32 çarpı 40'tan 1280 tane gazete satılmıştır sabah. Melih Bey fiyatı 2460 TL olan televizyonu %25 peşin %25'ini peşin ödeyerek satın aldım. Melih Bey'in peşinat olarak kaç Türk lirası ödediğini bulunuz. Arkadaşlar 2460 TL'nin %25'ini bulalım. %25 25 bölü yüzdür. Bunu da sadeleştirdiğimde 1 bölü 4 olarak geliyor. Yani 2460'ın dörtte birini bulacağım. 2460'ın dörtte biri arkadaşlar 615 TL'dir. Yani Melih Bey peşinat olarak 615 TL ödemiştir. Dedim. Üçüncü soruma geçiyorum. Otomobil ile yola çıkan bir aile gideceği 500 520 kilometrelik yolun %60'ını gidince mola verdi. Bu ailenin moladan sonra kaç kilometre daha yol gidince gideceği yere yere ulaşacağını bulunuz. İlk önce 520'nin %60'ını bulalım. 52 ile arkadaşlar 6'yı çarptığım zaman 312 yapar. Yani 312 kilometre gitti. 520'den 312'yi çıkarıyorum ve geriye 208 kilometrelik yolunun kaldığını buldum. Yani 208 kilometre daha giderse gideceği yere ulaşacak. Satış fiyatı 900 TL olan bir giysinin fiyatından önce %10 indirim yapıldı. Bu giysi satılmayınca indirimli fiyatından %20 daha indirim yapıldı. İkinci indirimden sonra bu giysinin satış fiyatının kaç Türk Lirası olduğunu bulunuz. İlk indirim yazalım arkadaşlar. İlk indirimli fiyatını bulalım. İlk önce 900'ün %10'unu bulacağım. 900'ü 100'e böldüm. 9. 9 da 10'u çarptım. 90. 90 TL indireceğiz arkadaşlar. 900'den 90'ı çıkarıyorum. Ve indirimli ilk indirimli fiyatını 810 TL olarak buluyorum. Şimdi ikinci indirim diyelim. Giysi satılmadığı için bir tane daha indirim yapıyorlar. 810 lirayı yüzde 20 bir indirimlik yüzde 20'lik indirim uyguluyorlar. 810'u 20 ile çarpıp 100 ile bölüyorum. 81 ile arkadaşlar 2'yi çarptığım zaman 162 TL yapar. 810'dan da 162'yi çıkardığımda Son fiyatını 648 TL olarak bulurum. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.